Kodeksindeki yeni düzenleme ile alerjiye neden olabilecek 14 besinin menülere yazılması zorunlu hale getirildi. Tüketim alışkanlıklarına göre değişen besin alerjisine karşı 7 gıdanın daha listeye eklenmesi bekleniyor. Fındık, fıstık, ceviz, badem. 4 yaşındaki Ayşe Hümeyra bu besinleri tükettiğinde hastalanıyor. Çünkü çok sayıda besine alerjisi var. Kendini korumak için alerjisi olduğunu belirten bir rozet takıyor. Böyle bir rozet aklımıza geldi. Ona işte alerjim var, bana yiyecek verme şeklinde. Çok da dikkat çekiyor. Menüdeki yemeğinizde... Her besini araştırmak zorunda olan ailesi Ayşe Hümeyra ile dışarıda yemek yiyemiyor. Restoranlarda mesela alerjen uyarısı hiçbir şekilde yok. Mesela en basiti biz hani bir köfte yemeye gittiğimiz zaman yanında sos veriliyor. Biz Ayşe Hümeyra ile biz onu yerken ilk önce biz kendimiz yedik ve fıstık olduğunu anladık. Yani bununla hiçbir şekilde altında alerjen uyarısı şeklinde bir uyarı yok. Ayşe Hümeyra gibi besin alerjisi olanlar için Türk Gıda Kodeksinde yenilik yapıldı. 1 Ocak itibarıyla menülerde alerji uyarısı zorunlu hale getirildi. Artık işletmeler belirlenen 14 besinin bulunduğu yiyecekleri belirtmek zorunda. Bir restorana gittiğinizde tükettiğiniz etin ne şekilde marine ettiğini bilmezsiniz. Onun bir et olduğunu bilirsiniz. Süt alerjisi olan birisi eğer sütte marine edilmiş bir eti tüketirse ciddi bir alerjik reaksiyonla karşılaşabilir. Türkiye Ulusal Alerji Derneği o listeye 7 gıdanın daha eklenmesini istiyor. Bizim ülkemizde en çok tüketilen baklagiller mercimek ve nohuttur. Bizim için sorun mercimek ve nohuttur. Dilekçemizi Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduk. Onlar da bunu çok olumlu karşıladılar. Beslenme alışkanlıklarına göre zaman içinde listenin güncellenmesi bekleniyor.